Herkese selamlar. Umar merkezidir. Yeni yılınız kutlu olsun. 2022 yılı her şey istediğiniz gibi olsun. Her şey çok akıcı olsun. Gönlünüzce olsun. Bütün dilekleriniz gerçek olsun. Daha neler olsun. Bugün sizlerle bu yeni yılda bir oyun tasarladım. Nedir bu oyun? Karşımızda bir kod yapıcı var. Bir de biz kod kırıcı olarak olacağız. Yani kod yapıcı ne yapacak? Bilgisayar bize bir renk kombinasyonu yapacak. 4 tane pin olacak ve orada biz bu kombinasyonu hareketler yaparak, burada pinleri içerisine koyarak bu renkleri çözmeye çalışacağız bu kodu. Eğer ki bu kodu çözersek tabii ki oyun bitiyor ve yukarıdaki şu siyah bölmede açılıyor ve bilgisayarın bize koyduğu şifreyi gösteriyor. Bu hareketi yapmak için 9 defa deneme hakkımız var bu 4 pinlerde ve bu 4 pinlerin sonucunda koyacağımız renklere göre eğer ki rengi doğru yere koyduysak kırmızı yapacak. Eğer ki bu kod yapıcının içerisinde bu renk varsa ve doğru yerde değilse beyaz olacak. Eğer ki kod yapıcının kod kombinasyonu içerisinde bu renk hiç yoksa o zaman hiç olmayacak ve şuradaki pinler boş kalacak. İstiyorsan şimdi deneyelim. Ben konsolluk yaptım ve bilgisayarın yaptığı hareketleri tabii ki cheat yaparak belirlemeye yardımcı oldum. F12'ye bastım. Burada 4 tane hareket var. Birinci hareketini oynamış bilgisayar yellow. İkinci hareketi green oynamış. Üçüncü hareketi blue oynamış ve dördüncü hareketi green oynamış. İstiyorsan şimdi burada bir demo yapayım size. Birincisini yellow koyalım doğru yere. Green'i ne yapalım? Şuraya koyalım. Yanlış yere koyalım. Kahverengi koyalım. Bir de kırmızı koyalım. Submit diyeceğim. Hareketi belirle. Ve gördüğünüz gibi birinci pini doğru yerleştirdiğimiz için yerleştirdiğimiz için kırmızı yaptı. İkinci rengimiz kahverengi. Bakıyoruz kahverengi var mı şuradaki yerin içerisinde. Olmadığı için boş bıraktı. Ve üçüncü green olan yani şeyin içerisinde var diyor. Ama sen yanlış yere koymuşsun. Dördüncü de yine red oynadım. Red de olmadığı için tabii ki bu arayın içerisinde boş bıraktı yine. Şimdi bu hareketle tamamını ben doğru oynayayım. Bakalım ne yapacak. Şimdi birinci pin neydi? Yellow'du. Bu arada hareketler kademeli ilerliyor. Yani siz burada boş yerlere oynayamıyorsunuz. Tabii ki bu JavaScript tarafından engelledim bunu. Şimdi yellow dedik. Green yapalım. Blue yapalım. Bir de tekrar green yapalım ve sabit yapalım. Ve gördüğünüz gibi oyunu kazandınız. Tamam'a basıyorum. Bize kodu gösteriyor ve 5 saniyeye kadar bekliyor. Oyunu baştan başlıyor. Yani yeni oyun oynuyoruz. Şimdi isterseniz lafı daha fazla uzatmadan yeni koda özür dilerim. Kodlamaya geçelim ve nasıl kademe kademe gideceğimizi ilerleyicimizi görelim. Eğlenceli olacak. Hazırlıklı olun. Çayınızı, kahvenizi alın. Suyunuzu alın. Bol sabır. Başlıyoruz. Evet, yeni bir proje açtım. Adına da Mastermind koydum. Çünkü oyunumuzun adı Mastermind. Yani deha. Şimdi burada index.html dosyamızı yapıyoruz. Ne yapıyoruz ondan sonra? Style.css dosyamızı yapıyoruz. Ve daha sonra da app.js dosyamızı yapıyoruz. Şimdi index.html içerisine geliyoruz. Ünlem işaretini koyuyoruz. Tab tuşuna basıyoruz. Link ediyoruz style CSS'imizi. Style CSS güzel. Ve body'nin içerisinde script'imizi append ediyoruz. App.js güzel. Birinci adımı açtık. Şimdi main adına bir tane div yapacağız. Bu divin içerisinde ne olacak? Game board'umuz olacak yani pinleri koyacağımız yer. Bunun adını ne diyelim? Game board adında bir tane div yapıyoruz. Bu divin içerisinde
Bir tane daha class var. Div var. Code section. Coder section diye bir div class yaratacağız ve içinde 4 tane div olacak. Div çarpı 4. Harika. Bunu da yaptık. Daha sonra ne olacak? Colors olacak. Bu nerede tam olarak? Şunun dışında. Yani renkleri seçebileceğimiz bir bölme vardı ya. Onu şey yapacağız. Onu konumlandırıyorum şimdi. Güvenliğe git diyor. Rapor set şimdi değil. Colors. Div kaç tane olacak burada? 2, 4, 5, 6. Div çarpı 6. Bir tane de onun sonunda, o divin sonunda submit adında bir tane butonumuz olacak. Bunun klası da submit olacak. Bunun adı da yine submit olacak. Bir de ne olacak? Seçtiğimiz rengi gösterecek bir tane divimiz var. Yani hangisi seçtiysek rengi onu görebilmemiz lazım. Bunu da selected color diye, oop, hepsi büyük oldu. Selected color diye bir tane div yapacağız. Tamam. Selected color diyeceğim. Yine bir tane daha div yapacağım buraya. Başka bir şey kaldı mı? Şimdilik kalmadı. Güzel. Şimdi artık style.css dosyasının içerisine geçip bütün biçimlendirmeleri yapmamıza yarayacak klasları yazalım. Şimdi style.css içerisine geliyoruz. Ana biçimlendirmemizi yapıyoruz. Margin 0. Padding 0. Box sizing. Border box diyeceğim buraya. Body kısmına geliyorum. Min height. Use view height vereceğim buraya. Background color da ne olsun? Light gray mi olsun? Gray olsun. Tamam. Main kısmına geleceğim. Biraz şuraları, araları fazla açmayayım diyorum. Main class'ımı alıyorum. Hani bütün oyunun içerisinde olduğu class. Onu biçimlendiriyorum şimdi. Position absolute diyorum ki onu istediğim yere konumlandırabileyim diye. Top kısmı %50 vereceğim. Left'te soldan %50 olsun. Bir de transform translate tam ortalayayım diye ekrana %50, eksi %50 ve eksi %50 kodumuzu yazıyoruz ki tam ortaya gelsin diye. Ki ben niye tekrar bunları anlatıyorum? Aranızda belki de yeni arkadaşlarımız vardır ve ilk defa izliyordur bu videoyu. Onlar da anlayabilsin diye anlatıyorum. Yoksa bunları pas geçerim çok hızlı. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Daha üst sıralara çıkalım. Bu videoda bir, lütfen bir like atın. Herkes daha fazla kitle ulaşsın. Daha fazla kişi yararlansın bu videoda. Display flex diyorum. Align item center. Bütün içerisindeki divler ortalansın. Şeye göre. Justify content space around. Justify content space around diyeceğim. Oyun tahtamızın genişliğini de 900 piksel vereceğim. Yüksekliğini de ne verelim? 9 view height vereceğim. Güzel. Biraz daha yukarı gelelim. Şimdi sıra ne de? Code. Coder section'da.
Section dedim, code section dedim. Coder section dedim değil mi buraya? Tamam, okey. Doğru yazmışım. Şimdi coder section klasını alıyorum ve bunu biçimlendiriyorum. Background black diyeceğim. Margin 5 piksel. Coder section neydi? O yukarıdaki bilgisayarın bize oynayacağı kodları ve onları gizliyor. Yani önünde bir kapak varmış gibi hayal edin. Onun altındaki pinler, renkler. Onları gizlediği bölümdür burası. Display flex. Align item center. Justify content. Space around. Genişliği 300 piksel olacak. Yüksekliği de ne kadar olsun? 200 piksel olsun. Bir de border vereceğim buna. Ki renkler gözüktüğü zaman güzel bir şekilde bir sınır çizgisi olsun. 2 piksel olsun. Solid. Tabii ki de black olacak. En sevdiğim renklerden bir tanesi. Coder section'unda programlaması bitti. Şimdi coder section divlerin, yani o yuvarlakların, o siyah görünümünün altına girebilmesi için z-index eksi 1 diyeceğim buraya. Coder section div diyorum. Ve bunu burada z-indeksini eksi 1 vererek bütün o pinleri siyah divin arkasından girmesine neden oluyorum. Şimdi game board olayını şey yapalım burada. Oyun tahtamızı alıyoruz. Game board var mıydı şeyin içerisinde? Onu da bakayım. Game board. Şurada. Güzel. Game board. Yüksekliğini 750 piksel veriyorum. Genişliğini 400 piksel veriyorum. Display'ini flex diyorum. Flex direction column diyorum. Yani o bizim pinlerimizi oynayacağımız pinlerin alt alta gelmesine neden olacağım bu kodla. Daha doğrusu böyle olması lazım. Column. Align items center diyeceğim. Border 2 piksel. Solid black. Harika. Bir de border radius 20 piksel diyeceğim. Tamam. Şimdi selected color section'un programlamasına geldiği sıra. Birazdan yukarı yapayım. Şimdi selected color. Selected color. Bunu programlayalım. Display flex diyorum. Flex direction yine column. Align items center. Bir de font size vereceğim buraya. 1.3 ile. Font size'ımızı da verdik. Biraz daha yukarıya geleyim. Şimdi. Selected. Hop. Color div. Bunu biçimlendiriyoruz. Yani seçeceğimiz rengin sınırlarını belirliyorum. Bu arada ben şu anda telefon kamerasından kaydediyorum görüntüleri.
Web kamerasını devre dışı bıraktım. Gayet güzel gözüküyor. 60 frame per second'da kaydediyorum kendimi. Umarım çok büyük bir dosya olmaz YouTube'a yüklerken. Border'ını koyalım. Şimdi 2 piksel. Solid black. Genişliğini 120 piksel vereceğim. Bir de yüksekliğini 50 piksel vereceğim. Güzel. Şimdi neyi programlıyoruz? Burada artık bizim satırları programlamaya geldi sıra. Yani pinlerin, oyuncu pinlerinin olacağı yer. Onu programlıyoruz. Şimdi yükseklik 75 piksel diyeceğim her bir satır için. Display flex diyeceğim. Yani bizim oyuncu pinleri bir de kod yapıcının yapacağı hamleler. Yani hangi pini doğru oynadığımı veyahut da var mı yok mu diye o 4 tane alt alta olan pinleri olacağı yer. Row. Align item center her zaman gibi. Pointer events none. Başlangıçta olacak. Ben onlara daha sonra hepsini JavaScript tarafında teker teker oynadığım satırlara göre pointer events all diye vereceğim. Şimdi pointer events none dedim. Burayı da bitirdik. Player pin player pinleri programlıyoruz. Player pins. Display flex diyoruz yine. Justify content. Space around. Harika. Border bottom veriyoruz buraya. Border bottom 2 piksel solid black epey siyah var bu oyunda. Genişliğini 320 piksel vereceğim. Bir de margin left vereceğim buraya. 10 piksel. Harika. Şimdi ben buraya ortak bir tane div programlaması yapacağım. Player pin. Player pin ile coder section div. Bunları ortaklaşa style CSS tarafından biçimlendiriyoruz. Genişliği 50 piksel vereceğim. Yüksekliğin de 50 piksel olacak. Yani o renkleri koyacağımız divlerdir bunlar şu anda. Border 2 piksel solid black border radius yuvarlak olsunlar diye %50. Margin bottom 10 piksel ayıracağım. Bir de cursor pointer vereceğim. Cursor pointer. Biraz daha yukarıya alayım. Şimdi ne programlıyoruz? Coder pin'i. Coder pins. Biraz su içelim. Display. Grid. Grid template column. Repeat diyeceğim buraya. Autofit. Autofit.
Ne kadar aralıkta olacak? 28 piksel aralığında olacak. Border bottom 2 piksel solid black. Genişliği 60 piksel olacak. Margin'de ne kadar olsun? 10 piksel olsun. Bottom'da 0 olsun. Yani tamamen bitişik olsun. Coder pin tarafında. Olay. Coder pins, tamam. Şimdi coder pin olayını programlamaya geldik. Biraz daha yukarı alayım. Coder pin. Bunları programlıyoruz. Bunların genişliği 20 piksel. Yüksekliği yine 20 piksel. Border 2 piksel. Solid black. Border radius yine. Sihirli border radius. %50. Margin bottom'da 10 piksel. Recursor pointer. Güzel. Hazırlıyor bizim için. Şimdi renkleri tasarlamaya geldi sıra. O renk seksiyonumuz olduğu yer, yani bölmemiz olduğu yer ki o renkleri seçip de pinlerin içerisine yerleştirelim diye. Position relative. Display grid. Oops, ben diyorum niye şey yapmıyor. Display grid. Güzel. Align items. Flex start. Grid template columns. Repeat diyeceğim buraya. Autofit. Kendisi ayarlayacak otomatik olarak ve 60 piksel aralığında olacak diye ayarlamışım. Genişliğini 200 piksel vermişim. Yüksekliğini 220 piksel olarak vermişim. Border'ını da 2 piksel solid black mi? Aa. Tamam. Black border radius vereceğiz tabii ki. Biraz yuvarlamsı olacak köşeler. 20 piksel. Biraz padding vereceğiz. Buradaki buraya her şey yapışmasın. O renk bölmesinin hemen kenarlarına yapışmasın. Biraz şey olsun. Ayrılsın diye. Overflow. Overflow hidden. Koyacağız. Taşan şeyleri, divleri göstermesin diye. Tamam. Güzel. Başka color divleri şimdi programlamaya geldi sıra. Yalnız ben bir şey unuttum. Onun şimdi bu style CSS'i bitirdikten sonra hemen geriye dönüp onu tamamlayacağım. Onun da hemen size söyleyeyim nedir. Şurada ben data value'ları vermedim. Bu data value'ları ben JavaScript tarafından çekip o renkleri divlerin içerisine vereceğim. Bunu da şimdi yapacağım bu style.css bitirdikten sonra. Colors div. Border 1 pixel solid black. That's good. Border radius %50 koyduk. Yükseklik 50 piksel. Biraz yukarıya alayım. Genişlik 50 piksel. Bir de
Cursor pointer. Yavaş yavaş sona geliyoruz. Az kaldı. Style nokta CSS'i bitirmemize. Submit'i programlamaya geldi sıra. Onu kodluyoruz. Submit klasını aldım. Position absolute dedim. Bottom 0 dedim. Left yine 0 dedim. Genişlik 200 piksel diyeceğim. Background none diyeceğim. Padding 0.5 rem vereceğim. Font size 25. Font size 25 piksel. Harika. Cursor pointer. Güzel. Outline none. Her zamanki gibi. Pointer. Özür dilerim. Outline none vereceğim. Border none yine. Yine biraz daha yukarıya geleyim. Uzun tuttu değil mi? Style noktası. Size söyledim. Çay kahvenizi hazırlandı. Bir de transition koyacağım buna. Transition 0.3 second ease vereceğim. Çok güzel. Evet. Az kaldı, az kaldı, az kaldı. Evet. Submit butonunun üstüne geldiğimiz zaman yapacak olayı şimdi programlıyoruz. Background black olacak. Bir de yazı karakteri beyaz olacak. Beyazı koydum. Bir de biraz harfler arasında bir boşluk bırakacağım. Letter spacing. Ne kadar koyayım? 2 piksel. Bir de bu şeyin içerisinde, HTML içerisinde olmayan bir class yazacağım. Enable. Pointer events. All. Hani dedim ya, her satırı ben JavaScript tarafından vereceğim, programlayacağım. Yani siz istediğiniz zaman oraya basamayacaksınız. İşte bu budur. Bir de reveal codes background none diyeceğim. Reveal codes yani oyun bittiğinde oyun şifre kurucu tarafından belirlenen pinleri görebilmemiz için bir cluster bu. O siyah şeyi, opasiteyi kaldırıyor ortadan. Reveal codes background none diyor. Evet. Bitirdik. Şimdi index.html içerisine geliyoruz ve bu eksikliğimizi tamamlıyoruz. Şimdi colors'un içerisine geliyoruz ve data color diyorum buraya. Data color diyorum. İlk önce ready koyacağız buraya. Ben bunu kopyalayayım olduğu gibi ve diğer divlerin içerisine yapıştırayım. Red'den sonra ne var? Green var. Yani yeşil. Bu arada İngilizce ile aranız nasıl arkadaşlar? İngilizce biliyor musunuz? Çünkü biliyorsunuz bu programlamanın temel olayı İngilizce bilmektir. İngilizce bilmiyorsanız çeşitli kaynaklardan İngilizce öğrenebilirsiniz online olarak. Çok güzel online kaynaklar var. Buradan söylemek istemiyorum reklam olmasın diye. Ama araştırırsanız Google'da gerçekten çok cazip fiyatlara ve çok bazen de YouTube üzerinden bedavaya alabileceğiniz temel İngilizce dersleri var. Eğer ki burada zorluk çekiyorsanız bir şansınızı deneyin diyorum. Çok işinize yarayacak. Buradaki renk ne? White. Ve son olarak data color'un içerisindeki neydi? Brown. Yani kahverengi.
Güzel. Evet. Bir open with live server diyelim. Bakalım ne gösterecek bize. Böyle bir şey. Tabii ki bu böyle olmayacak. Her şey düzelecek şimdi biraz sonra. Bakın submit'in üstünde geldiğimiz zaman böyle gözüküyor. Bu tabii ki daha ufak olacak bu sekme. Çünkü burada display kolum yaptım. Daha ufalacak satırlar geldikçe. Tabii ki onlar tabii ki şimdi JavaScript tarafından programlayacağız ve oyun tahtamızın üzerine koyacağız JavaScript tarafından. Başlayalım. Evet, şimdi app.js içerisine geçiyoruz ve kodlamaya başlıyoruz. Color sections diyeceğim buraya. Ups, iki sayılı olacak. Section eşittir document nokta query selector all colors klasını alıyorum ve onun içerisindeki div'i alıyorum. Şimdi bu bir. İkinci şeyi alacağım. Şimdi game board alacağım. Document nokta query selector game board. Şimdi ne alıyorum? Selected color'u alıyorum. Const selected color alıyorum. Document query selector, document query selector selected color div. Yani seçtiğimiz rengi görebileceğimiz div'dir bu. Başka ne var? Submit tuşunu da alalım. Submit diyeyim buraya. Document nokta query selector submit tuşunu alıyorum. Başka ne var? Coder section alacağım. Eşittir. Document nokta query selector yine. Coder section klasını alıyorum. Const son olarak da coder section pins. Bunu alıyorum. Yine document nokta query selector all bu sefer. Coder div diyorum buraya. Yani şifre yapıcının üst taraftaki o divleri alıyorum ki onların içerisinde renkleri iyileştirebilirim. Şimdi burada değişkenlerimi alıyorum ele. Count 1 alıyorum. Count 1 diyorum ki sayaçlarımın programlaması bunlar. Index eşittir 1. 0 özür dilerim. Noktalı virgül koymayayım. Başka ne var? Equal index. Eşittir 0. Contains olayı yine 0 diyelim. Let not contain yine 0 diyelim. Let color seçeceğimiz rengin adı. Burada bir tane renk array yapıyorum ve bunun içerisinde
renklerimin adlarını veriyorum. Bu ne işe yarayacak? Random olarak ben bu arayın içerisinde seçip bir kod yapıcının oynayacağı hareketlerin arayın içerisine koyacağım. Yellow diyorum. Diğer indeksleri ve şeylerin ne işe yaradığını programın içerisinde göreceğiz. Ve size orada anlatacağım. Yukarıdaki değişkenleri. Yellow dedik. White olacak tabii ki. Brown. Harika. Şimdi let color array eşittir boş bir array. Başka ne var? Şapkamı düzelteyim. Player array. Bizim oynayıcımız array. El. Let equal index array. Bu da boş. Bir de contains. Yani var mı içinde yok mu diye. Onun arayı. Eşittir. Boş arayı. Şimdi burada oyun içerisinde olacak fonksiyonları yazmaya sıra geldi. Bir fonksiyon yazacağım. Ondan sonra draw table yapacağım. Ondan sonra ne var sırada? Böyle gidecek. Draw table'dan sonra işte draw table yapacağım. Check indices olacak tabii ki. Yapacağımız hareketler vesaire. Şimdi yavaş yavaş hepsini yapalım. Şimdi ben ilk etapta masamı bir çizeyim. Const ne diyeyim buraya? Draw table. Değil mi? Bir for loop'u yapacağım. For let I diyeceğim. Eşittir 1. Pardon. I ufaktır eşittir 4. I artı artı diyorum. Bu ne olacak? Let number. Buradaki random indeksimizi metodumuzu yazıyoruz burada. Math nokta random çarpı colors nokta length uzunluğu kadar git diyorum. Bir de color array içerisine koy diyorum. Seçeceğin şeyi. Ama ne koyacak? Colors arayın içerisindeki adı alacak. Yani number. Buradan rastgele seçtiğimiz sıfırsa red gelecek. 2 ise yellow gelecek mesela. 0, 1, 2, 3, 4. 4 ise brown olacak. Evet uzunluk 2, 4, 5 olabilir. Ama bizim indeks 4'tür. Maksimum. Evet. Bunun dışına gelelim. Bir control log yapalım buraya. Color array alsın ve bize display etsin. Harika. Şimdi ne yapalım? Coder section ne yapıyor? Anladım. Güzel. Coder section pin. Yani seçtiğim renkleri
kod yapıcının bölmesine yerleştir diyorum. Item ve index diyorum. For each'te dolaşıyorum tabii ki. Arrow function yapıyorum. Item nokta style nokta background eşittir color array index. Okey. Bunun dışına çıkıyoruz. Ve burada biz artık bizim masamızın çizimine başlıyoruz. Tabii ben biraz daha yukarıya çıkayım. İyice şey aldık bunu. For red eye eşittir 1. I ufaktır eşit 9. 9 defa dolaşsın diyorum. I artı artı. Ve burada artık biz JavaScript tarafından programlayarak satırları ve şeyleri koyacağız. Çizgileri, her şeyi yani alt alta koyacağız. Ve buradaki şu çirkin div her şey biçimlenecek gayet güzel bir şekilde. Let row diyorum. Eşittir. Kafanı çok karışabilir. GitHub vermiyorum. Niye vermiyorum? Onu da söyleyeyim. Çünkü öğrenmenizi istiyorum. Yoksa böyle olmayacak. GitHub alırsanız belli bir yerden sonra kopyala yapıştırdan öteye geçer ve hiç kod yazmayarak oradan şuradan kopyalayıp yapıştırıp kod yazmaya çalışırsınız ki bu size çok büyük bir zarar verir ve hiçbir şey öğretmez arkadaşlar. Row klasını alıyorum ve yapıştırıyorum. Yaptığım olayı. Let player pins eşittir document nokta create element bir tane div yapıyorum. Create element pins player pins bunlara ne koyacağım? Bir class koyacağım buraya. Class list nokta add. Bunlara ne koyuyoruz? Player pins. Player pins'le de koydum. For diyorum. Şimdi coder seksiyondaki şeyleri koyacağım ki bizim hareketlerimizi doğru yapıp yapmadığını gösterecek olan pinlerin yerleşimini kodluyorum şu anda. A olsun bu da. A ufaktır eşittir 4. A artı artı olsun. Let player pin eşittir document nokta create element. Yine buraya bir div yapsın. Player pin'e de bir tane class list koyalım. Player pin. Bir de sonra bir deneyelim bakalım ne yaptık. Player pins nokta append child player pin. Ne koyduk? Player pin, değil mi? Tamam, gördü. Pardon. Şimdi ben burada player pinleri yapıyorum. Özür dilerim. Benim oynayacağım pinleri yapıyorum. Sonra, şimdi biraz sonra kodlayacağım o şeyin
Kodların pinlerini. Özür dilerim, yanlış yaptım. Ben bile karıştırdım burada. Şimdi. Player pin'i yaptım. Artık buraya ben append child diyorum. Neyi koyuyorum? Player pins. Bunu da koydum. Şimdi biraz daha yukarıya alayım. Coder pinsleri programlamaya geldi sıra. Let coder pins eşittir document nokta create element div. Tabii ki bunları tırnak işaretinin içerisine alıyoruz her zaman. Coder pin nokta class list nokta add neyi koyuyoruz? Coder pins klasını koyuyoruz buraya. Style.css tarafından yaptığımız şeyleri koyuyoruz. Let coder pin document nokta create element bir div yapıyorum. Coder pin'e de bir tane class veriyorum. Class list nokta add diyorum. Coder pin'e ne veriyorum? Coder pin class'ını veriyorum. Coder pin'in içerisine de append child diyorum. Coder pin'i koyuyorum. Tabii ki tırnak işaretsiz. Yaptığım kontrolü addediyorum. Ve en son. Bunun dışında row öyle bir şey yaptı. Bir dakika. Bir de yanlış mı yaptım? Ona bakıyorum. Coder pin. Ha, şuradan ben bir for loop yapıyorum tabii ki. Coder pins'ten sonra bir tane for loop yapıyorum. Onu unuttum. Let a eşittir 1. A ufaktır eşit 4. A artı artı. Coder pin'imi alıyorum içerisine. Evet, coder pin'i aldım. Row diyorum. Nokta. Append child. Coder pins. Bir de game board en sonunda. Nokta. Append child. Draw. Tamam. Şimdi draw table yapalım. Bakalım. Ne olacak? Yan yana açalım. Daha yapmadım save. Onun için kod onaylanmadı. Şimdi. Save yapıyorum. Ve success oldu. Harika. Bakalım. Daha enable değil burası. Onu biraz sonra yapacağım. Gayet güzel bir şekilde programlandı. Şimdi bir su molası vereyim ve hemen döneceğim. Şimdi ne yapıyoruz? Row enable şeyini yazalım. Çünkü onu atlatmıştım draw table yapmak için. Row enable diye bir metot yazacağım. Count yazacağım buraya. Çünkü o şeyi yazmadığım için tabii ki enable olmadı.
Bunun başında mı yazdırmıştım? Ha, onun için mi atladım onu? Const diyelim buraya. Row enable. Niye böyle buraya başa yazıyorum? Çünkü bildiğiniz gibi JavaScript yukarıdan aşağıya doğru okuyor kodları. Ve şimdi row enable oraya yazıp da altına row enable yazarsam kodu tanımaz ve böylece bize hata verebilir büyük olasılıkla. Tabii ki bir sonraki güncellemelerle birlikte bu belki de atılabilir ama henüz bir şey yapan yok. Value istiyor bizden. Böyle bir fonksiyon yapacağız. Count'u vereceğiz. Her seferinde arttıracağız. Let rows diyorum. Document nokta query select role. Bütün satırları alıyorum. Yaptığım bütün satırları. Row diyorum. Ve ondan sonra bu rowların içerisine dönüyorum. Rows for each. Item'i alıyorum. Arrow function burada tabii ki. Ve diyorum ki item nokta class list nokta remove. İlk önce hepsini bir temizliyorum. Varsa enable. Ve bunu yaptıktan sonra rows hangi row'dan itibaren olduğunu bakalım. Rows nokta length yaptığım satırlar boyutu kadar eksi value. Yani burada count'tan gelecek value her bir attığında 1, 2, 3 olacak. Ona göre şeyleri, row'ları enable edecek. Class list, ups, class list nokta add diyeyim buraya, enable. Şimdi buna göre, madem ben burayı enable ettim, bakalım. Birinci alt satır. İyi gözüküyor muyum ben burada bir bakayım. Görüyor musunuz? Bu enable. Parmak işareti var. Yukarıdakine gidiyorum. Yok. Ben şimdi buradaki count'u 2 yapsam. 2 yaptım. Şöyle yana atayım. Bakın. Artık burası enable değil. Burası enable. 3 yapayım. Bakın burası enable. Üçüncü satır enable. Ama burası disable olmuş durumda. Tamam, bir yine bunu bir yapayım. En alttaki satır olsun. Enable. Tamam. Bu da güzel. Gitti. Şimdi ne yapıyoruz? Başka? Şimdi row table'ın altına geliyoruz ve burada player pinleri alıyorum. Player pins diyorum. Document nokta query selector all. Niye en başta almadım player pinsleri? Çünkü ben burada JavaScript tarafından programlayıp game board'un içerisine koydum. Onun için burada alabiliyorum artık. Player pins divleri alıyorum. Hepsini. Color section for each. Biraz daha yukarıya geleyim. Item. Artık renklerle ilgili bütün fonksiyonları yapıyoruz. Item nokta style nokta background eşittir. Item get attribute. Hatırlıyorsanız HTML içerisinde koymuştum. Yani şuraya koymuştum. Bu renkleri artık alıp ben şu color div'in sağ taraftaki seçeceğim renklerin içerisine koyalım hepsini. Data color. Harika. Save edeyim. Bakalım ne oldu. Gördüğünüz gibi renkler geldi.
Koyduğumuz sıraya göre. Güzel. Şimdi. Bir de bu her item için bir tane event, click event'i vereceğiz. Add event listener diyorum. Ben bunlara bir tane, birer tane click event vereceğim. Bir arrow function yapacağım buraya. Selected color diyeceğim. Tabii ki onu da koyalım. Selected color. Özür dilerim. Style. İyi gözüküyor mu şapkam? Yamuk mu? Değil. Güzel. Style. Nokta background eşittir. Item nokta get attribute. Data color. Bir de buraya tabii ki bu seçtiğimiz ismi. Ben bir değişkenin içerisine alıyorum ki istediğim zaman ve istediğim yerde oynayabileyim benim pinlerimin içerisinde. Item nokta get attribute data color. Şimdi iyice ne dışarıya çıkıyorum. Player pinslerin içerisine geliyorum. Player pins diyorum. For each. Yine burada dolaşıyorum. Item diyorum. Arrow function yapıyorum. Item nokta add event listener diyorum. Click add event listener'ını vereceğim. Arrow function yine. Bunu pratik yaptıkça siz de bunun şeyini, kolaylığını elde edeceksiniz. Style nokta background color name. Ve burada bir kontrol yapıyorum. Eğer ki diyorum index ufaktır 4'te, o zaman indeksi arttır diyorum. Daha düzgün olsun diye kodumuz. Köşeli parantez koyacağım. Gayet güzel olsun. Harika. Şimdi bakalım ne yaptık. Renk seçtim. Bakın sarıyı buraya oynadım. Buraya oynadım. Buraya oynadım. Diyelim ki beyaz istiyorum. Burası beyaz oldu. Selected color. Beyazı buraya koyuyorum. Buraya koyuyorum. Fakat yine ilerlemiyorum. Ta ki sabit yapana kadar. Şimdi bu submit olayını da yazalım. Ve ilerleyelim. Burayı yine ufaltıyorum. Player pins'in altına geliyorum. Ve submit olayımızı yazıyorum. Submit butonuna göre. Add event listener diyorum. Click add event listener'ına göre ilerliyorum. Bir arrow function yapacağım. ES6'e göre. Eğer ki diyorum oynadığım index, yani şuradaki index 4 ise, yani renk hareketini tamamladıysam, tamam mı? Tamamlandıysa renk hareketim, o zaman bana bir olay yap diyorum. Nedir bu olay? Hemen bakalım. Eğer ki index eşittir eşittir 4, bana bir şeyler yap. Let diyorum. Bir değişken yap. Rows. Document. Query selector all. Row al diyorum. Ve rows'ların içerisinde gezin diyorum. Yani ben şimdi player array'in içerisine alıyorum. Benim oynadığım renkleri. Olay bu.
Roast diyorum. For each. Item. Köşeli parantez her zaman. If item nokta class list contains enable, yani eğer ki ben oynadığım satırlarda o anki oynadığım satır ise, yani disabled ise satır, o zaman player array'in içerisindeki o renkleri al diyorum. Bu kadar. Enabled klası varsa o satırda, o zaman bana diyorum ki aşağıdaki olayı yap. For let i eşittir 0. Biraz daha yukarıya alayım. I ufaktır 4'ten. 0, 1, 2, 3. Görüyor musunuz? Index 0, 1, 2, 3. Yani 4 tane elemanımız var bu array'de. Artı artı player array. Player array'in içerisine koyuyorum artık her şeyi. Nokta push ediyorum hepsini. Item nokta child node. Sıfırıncısını. Child node. Yine. Pinleri alıyorum. I diyorum. I kadar dön. Nokta style. Nokta background. Bu kadar. Çıktık, çıktık, çıktık. Tamamen çıktık. Ve şimdi burada check indices. Yani hepsini ters yazdım. Özür dilerim. Check indices diyorum. Özür dilerim. Yani indeksleri karşılaştır diyorum. Oyuncunun oynadığı array ile bilgisayarın oynadığı array ne derecede eşittir? Şimdi bunu kontrol edeceğiz. Evet, şimdi check indices olayını yapıyoruz. Check indices, bakalım neredeymiş. Draw table'ın altına geliyoruz. Oraya yazmışım. Okey. Const. Buradaki şeyin altını da yazabilirim. Tamam. Öyle yapayım. Hepsi sırasına göre. Ama yok. Evvel olmaması lazım ki ne demiştim? Yukarıdan aşağıya okuyor JavaScript. Sizi denedim. Const diyorum. Check indices. Bu fonksiyonu yaratıyorum. Hadi bakalım. Hayırlısı. Equal index. Hepsini bir güzel sıfırlayalım. Temizliyoruz her şeyi. Contains de sıfır olsun. Daha sonra ne var? Not contain. Yine sıfır oluyor. Eşittir sıfır. Equal index. Array. Tabi. Bunu da bir güzel boşaltıyoruz. Bir de contains array. Bunu da boşaltıyorum. Ve burada kontrol ediyorum. Hadi bakalım. For diyorum. Let i eşittir 0, i ufaktır 4'ten, i artı artı, birinci loop'umuzu açıyoruz. İkinci loop'u yazıyorum.
for loop'unu. For let a eşittir 0, a ufaktır eşittir color array nokta length eksi 1'e kadar dönsün diyorum. A artı artı. Yani karşılaştıracak indeksleri içerisinde. Ve burada bir kontrol sağlıyorum. Eğer ki diyorum. Eğer ki player array ikinci elemanı eşit 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 color array A'ncı elemanıyla eşitse, özür dilerim, büyük yaptım. O zaman bana ne de contains artı artı yap diyorum. Bir de contains array'e push i diyorum. Nokta push i elemanını içerisine koy. Tamam mı? Eğer ki diyorum. Player array include değilse diyorum. Color array'in. Bak color array'i görebiliyoruz da. İkinci elemanı. İnce elemanını görebiliyor muyuz? Evet, ince elemanını görebiliyoruz. Eğer ki bunların içerisinde yoksa o zaman not contain'e 1 koy. Tamam mı? Şimdi biraz daha yukarıya geleyim. Not contain'e geldik. Buraya geldik. Ne yapıyoruz? Şimdi biraz daha yukarı geleyim. Let rows diyorum. Eşittir. Document.querySelectorAll. Biliyorum yoruldunuz ama lütfen dayanın. Biraz karışık gelebilir başta. Tekrar başa alın videoyu. Tekrar izleyin. Gerçekten alışacaksınız. For each. Beni biraz bunu programlarken kafam biraz karıştı mantıkta ama oturduğunca biraz daha böyle düşününce 2 haftamı aldı aşağı yukarı programı yazmam. Yani mantık açısından çözebildim o zaman. Arrow function yapıyorum. If diyorum. Item nokta class list. Contain. Enable. Enable'sa o zaman oradaki kod pinlere git koy. Equal index'in içerisinde bir dönelim mi? Array'in içerisinde bir map edelim burayı. Map diyorum. Item. Item diyorum. Arrow function yapıyorum. Item nokta child notes child notes birincisine yine child note diyorum. Yani şeye ulaşana kadar, o ufak 4 tane deliğe ulaşana kadar üst üste olan style nokta background eşittir red. Tamam. Doğru gidiyoruz. Kontrol etmem gerekiyor. Bir saniye. İyi gidiyor muyuz? Tamam.
Eğer ki yine bir kontrol daha yapıyorum. Eğer ki equal index eşit değilse 4, o zaman aşağıdakini yap. ContainerArray.map item ne yap diyorum. Bunu buradan kopyalayayım. Tekrar yazmayayım. Bunu da büyük yazdım. Burayı da ufak yazayım. Red yazayım. Doğru yerde miyim? Bu da white mi olacak? Evet. White. Harika. Bu kadar. Ama burada bir hata alıyorum çünkü. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi dışında mı yazıyorum her şeyi? Nereye gidiyoruz? Burada mıyız? Tamam. İyi miyiz? Tamamız. Güzel. Şimdi sıra geldi. Karşılaştırmaları artık göre ne yapacağını gösterecek. Ürün eğer ki bildiğimiz bütün renkler doğru sıradaysa bilgisayarın oynadığı hareketlere göre, o zaman oyunu kazanmış olacağız. Eğer ki 9 hareketin sonunda kodu çözemediysek, o zaman oyunu kaybediyoruz ve baştan başlıyoruz. Şimdi if equal index eşit 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 4. Yani burada oyunu kazanıyoruz. Coder section nokta class list nokta add reveal quotes. Let result. Buraya bir tane confirm diye bir tane şey atacağız. Alert gibi bir şey atacağız. Pencerenin içerisinde, yani JavaScript tarafından bize tarayıcı diyecek ki oyunu kazandı. You win the game. Bir de yapacak bize. Ve eğer ki result true ise, yani bastıysam düğmeye, o zaman diyorum set timeout set timeout timeout'umuz ne kadar olacak? Biraz daha böyle alayım. 3000 milisekond değerinde olacak. Color array sıfırla diyorum. Rows for each item eşittir item.remove, yani tahtayı tamamen siliyoruz ve tekrar baştan oluşturuyoruz tabii ki. Ne yapıyoruz başka? Selected color nokta nokta style nokta background eşittir none diyoruz. Coder section class list nokta remove neyi kaldırıyoruz? Reveal quotes. Bir de draw table diyoruz yeniden. Masayı yeniden çiz diyoruz.
Şimdi neyin içerisindeyiz? Bu şeyin rezultun içerisindeydik. E2. Dışarıdaki şey mi geleceğiz? E2 diyor. Şimdi. Elif diyoruz buraya. Elif. Çok az kaldı. Bitiyor. Count. Artık 9'sa. 9 tane hakkımızda oynadıysak. Ve equal index değilse eşit 4. Yani bilemediysek hiçbir şekilde. Çünkü son satırda da bilme olasılığımız var. Onun için onu da kontrol etmemiz lazım. CoderSection nokta class list diyoruz. Add reveal codes let aslında bunu kopyalayayım mı baştan? Olabilir. Şunu kopyalayayım olduğu gibi o zaman. Değil mi? Tamam. Olduğu gibi kopyalıyorum. Tekrar baştan yazmayayım. Yapıştır diyeyim. Yoluz da game bu sefer olacak burası. Yoluz büyük yazım hepsine. The game. Evet. Bu kadar. Bakalım oyunumuz çalışıyor mu? Evet. Kocaman yapayım ekranı. Bakayım ben nasıl gözüküyorum. İyi gözüküyorum. Şimdi sarıyı alalım. Hep sarı oynayalım. Submit diyeyim. Oo. Renk mi bilemedim. Submit diyeyim. Bir şey olmadı. Bakalım burada bir hata mı alıyoruz? F12'ye basayım. Evet burada bir hata alıyoruz. App.js if anonymous checking this is not defined diyor. Adını mı yanlış yazdık? Bakalım hemen. Checking this diyor. Is not defined. Check in this is. Hem yukarıya gidiyorum. Check indices. Ha, E ile yazmam gerekiyordu. Ufak E. Okey. Tekrar deniyoruz. Konsolluk penceresine geliyorum tabii ki. Şimdi yellow, red, red, green oynamış. Yellow. Red. Blue oynayacağım. Submit diyeceğim. İki tane gördüğünüz gibi rengini bildiniz ama yerleşimler yanlış diyor. Ama burada doğru niye şey yaptı? Okey. Tamam. Submit yaptım ama yine şeyin üstüne geçmedi. Niye? Ona da bir bakalım. Submit tuşuna bastıktan sonra count'u şey yapmadım mı? Arttırmadım mı? Submit. Şimdi bakalım niye şey yapmadı? Bir çıktık. İki. Bir, iki, üç. Bunun üstünden mi çıkıyoruz? Evet. Tamam. İndeks eşittir 0. Ve if ve eğer ki count ufaksa 9'dan diyorum. O zaman count artı. Ondan sonra da player array'de boşalt diyorum.
Ve bunun dışında da row enable yapıyorum. Tabii ki count değerini koyuyorum. Tamam. Şimdi tekrar deniyoruz. White. Hepsini white oynayacağım. Her tarafta var diyor. Şimdi bakalım. Evet, ikinci sıraya geçti. Şimdi white koyuyorum. Red koyuyorum. Red ve yellow. Submit diyorum. 4 tane beyaz geldi. Burada bir yanlışlık var. Submit'te. Şimdi buna bir bakalım. Şimdi check-in DSS'e geliyoruz. Burada karşılaştırıyoruz. Check-in DSS. Tamam. Contents array. Ve burada bir tane daha check kontrol yapıyorum. I eşit eşit A ise. Güzel. O zaman ama bunu nerede yapıyorum? Contains diyor. Not contain. Equal index'te yapıyorum bunu. Okay. Check in this dedik. Color array diyorum ama equal index nerede? Tamam. Ben burada satır atlamışım. Onun için öyle olmuş. Şurası. Ben burayı siliyorum. Equal index artı artı diyorum. Equal index array nokta push i. Tamam mı? Güzel. Buraya else if diyorum. Altta. Else if. Harika. Else if player array i eşit 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 color array e ile o zaman ne yap? Contains oluyor burası. Contains. Artı artı contains array nokta push o zaman da ne olacak? I'yı koyuyorum. Güzel. Şimdi mi oldu? Şimdi oldu. Tamam. Tekrar oynuyoruz. Bakalım. Şimdi green, brown, red, red, green, brown. Evet, bir de white white koyayım. Bakayım ne olacak. Submit diyorum. Birincisi diyor. Var diyor ama doğru sırada değil green. Ama green doğru sırada. White white da yok. O zaman şu anda white mı? Green yapayım. Brown, red ve green. Submit. Evet. Oyunu kazandınız. Gördüğünüz gibi 4 tane kırmızı oldu. Açıldı. Item is not defined. Satır 130. For each. Tamam, bunu da düzeltelim. Orada bir yanlışlık bulmuş. Satır 130'a gidiyoruz. Hemen. Düzeltelim. Tabii bu arrow function olacak. Böyle. Güzel. Konsola giriyoruz tekrar. Brown. Green.
White ve Red. Evet, oyunu kazandınız. Açılıyor hepsi ve sıfırlanıyor. Tekrar oynayalım. Ben Green, White, Brown. Şimdi hepsini bir yanlış oynayalım. Bakalım ne olacak. Bu Enable şeyden başlıyor. Tamam, anladım. Enable'da şey yapmam lazım. Count'u da bir de şey yapmam lazım. Tekrar. Sıfırlamam lazım. Hemen bakalım. Şimdi count'u da bir sıfırlayalım. Her seferinde. Count eşittir 1. Burada count eşittir 1 diyelim. Her seferinde sıfırlasın. Değil mi? Şimdi tekrar bakalım. Green. Brown. Brown. White. Submit diyeceğim. You win the game. Evet. Oldu. Şimdi red. Buraya tıklayamıyorum tekrar. Niye? Hata mı veriyor bir şey? Bir bakalım. Buraya bir CLG console.log yapayım. Object yazsın. Her tıkladığımda. Yellow, 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 yellow yapsın. Submit olsun. Evet, tıklıyor. Enteresan bir şekilde. Şimdi hepsini doğru yapayım bir. Yellow. Green. White. Ve green yapayım. Submit diyeyim. Oyunu kazandınız. Buraya renk koyamıyorum. Oyunu kazandıktan ama ben şey buraya basmıyor. Okey. Bir bakalım buraya niye tekrar girmiyor? Color player pins. Player pins. Okey, bir inspect element yapacağım o zaman. Burada yanlış bir şey mi yapıyoruz? Border'ın içerisine geliyorum. Player pins'i mi koymuyor? Player pins koyuyor buraya. Alıyor. Niye koymuyor renkleri peki buraya? Evet. Şimdi neredeyiz? Table'ın içerisine geliyoruz. Ve şuraya ne yapıştırıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Pinch olayı vardı ya. Dışarıya yazmıştık. Bu draw table'ın dışında oradan kesip draw table'ın içerisine yapıştırıyoruz. Ve böylece oyun bitiyor. Bu kadar basitmiş. Onun için yapmıyordu. Tekrar geri alayım. Yani bu burada dışarıdaydı. Hatırlıyorsanız. Ben bunu buradan kestim. Ve draw table'ın içerisine şu row enable count'un altına yapıştırdım ve olay düzeldi. Bu kadarmış. Şimdi red, pardon, red, white, green, red. Submit ettim. You win the game. Ve böylece oyun bitti. Yok oluyor mu? Evet, yok oluyor ve tekrar rowları alıyor.
Evet, oyun bu kadardı. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz lütfen büyük bir like atın. Kanalıma abone değilseniz abone olarak bana yardımda bulunabilirsiniz. Daha üst sıralara çıkalım diye. Bir sonraki oyun videosunda buluşmak dileğiyle hepinize tekrardan iyi seneler dilerim. Bye bye.